Mutlu günler kıymetli SRT televizyonu izleyenlerimiz, Sivas TV ekranlarında Şifa Kapısı programımızda yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta da Şifa Kapısı programımızda yine önemli konulara değineceğiz. Ve kış aylarında karşılaştığımız kulak, burun, boğaz hastalıklarından bahsedeceğiz. Kıymetli doktorumuz bizlerle birlikte olacaklar. Operatör doktor Koray Cengiz bizlerle birlikteler. Kulak, burun, boğaz uzmanımız. Kış aylarında sıklıkla rastlanan hastalıklarımız nelerdir? Hocamızdan dinliyoruz. Öncelikle hoş geldiniz. Bu mevsim biliyorsunuz hastalıkların daha çok kol gezdiği diyelim bir dönem. Soğuk havalar olsun bu nedenle. En sık üst solunum yolu enfeksiyonları karşımıza çıkıyor. Evet. Özellikle gribal enfeksiyonlar bu dönemde daha çok karşımıza geliyor. Bununla beraber faranjit, işte gribal enfeksiyonlardan sonra devam eden üzerine bakteriyel enfeksiyonların oluşmasıyla ortaya çıkan sinüzit enfeksiyonları ve bununla beraber çocuklarda daha sık olmakla olan orta kulak iltihapları karşımıza polikliniğe sık olarak gelmekteler. Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonları bu dönemde tabii salgınlar tarzında devam edebiliyor. Bir de bulaştırıcılığı çok kolay olduğu için işte sık olarak ellerimizi yıkamazsak, işte ağzımızı kapatmadan öksürürsek, hapşırırsak ve toplu taşıma araçlarında özellikle insanlar birbirlerine daha kolayca bunu bulaştırabiliyorlar ve şikayetler ortaya çıkıyor. Ha, bu şikayetler nelerdir evet, diye soracak olursanız. Şikayetler nelerdir peki bu şikayetler? Yani gribal enfeksiyonlarda şöyle bir öncelikle halsizlik, kas eklem ağrıları, bununla beraber işte boğaz ağrısı, ateş, burun tıkanıklığı, burun akıntısı gibi semptomlar, şikayetler oluşabiliyor. Hastalar genellikle bu şikayetle bize başvuruyorlar. Şimdi biz tabii hastaların şeyi hemen iyileşmek. Evet, biraz sabırsız çok davranıyoruz. Doktora geldik. Sanki doktor bize böyle bir sihirli bir değnek üzerimize dokunacak. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi viral bir enfeksiyon düşündüğümüz zaman, bu gribal enfeksiyonlarda hani viral ağırlıklı düşündüğümüz zaman aslında antibiyotiğin yeri yok. Evet. Antibiyotik vermiyoruz. Semptomatik tedavi dediğimiz bu şikayetlerini geçirmek amaçlı tedaviler veriyoruz. İşte ağrı kesiciler, burun spreyleri, bunun yanında burun açıcı ilaçlar veriyoruz. Ve istirahat ve yanında bol işte sıvı, sebze, meyve ve beslenme öneriyoruz. Aynen öyle, vitamin. Fakat bunun üzerine bazen bakteriyel enfeksiyon gelebiliyor. Eğer hasta kendine iyi bakamazsa, İşte iyi beslenemezse veya bu semptomatik tedaviyi almazsa, kendi çapında bir şeyler yapmaya çalışırsa veya bazen bağışıklığı düşük oluyor, bunun üzerine bakteriyel enfeksiyonlar oluşabiliyor. Ne oluyor? İşte sinüzit oluşabiliyor, evet. Bademcik iltihapları oluşabiliyor, faranjit bakteriyel bir hal alabiliyor. Veya hani bizim biraz konumuzun dışı ama sonuçta solunum yolu bir bütündür, akciğer enfeksiyonları oluşabiliyor. Evet. İşte bronşit, pnömoni gibi. Bu gibi durumlarda mutlaka antibiyotik tedavisi de başlıyoruz. Tabii her hastalıkta birbirinin devamı diye adlandırabilir miyiz hocam? Yani faranjit dediniz az önce. Mesela faranjitin belirtileriyle sinüzitin belirtileri aynı mıdır? Yok, yani şimdi faranjit boğaz bölgesinin enfeksiyonu, sinüzit burun ve sinüslerin iltihabı. Faranjitte boğaz ağrısı birinci şikayet. Bunun yanında işte ateş olabilir, olmayabilir, öksürük olabilir. Evet. Veya yutma güçlüğü oluşabiliyor. Ama sinüzit dediğimiz olay, dediğim gibi hani burun boşluğundaki mukozanın ve sinüs içinin iltihabı olduğu için, yani buradaki birinci şikayet baş ağrısı olur veya olmaz ama burun tıkanıklığı ve burun akıntısı, iltihaplı burun akıntısı özellikle ana şikayet olarak karşımıza çıkıyor.